aslında internet, elektrik gibi, su gibi bir kamu hizmeti her an olmasına alışık olduğumuz bir şey haline gelecek gibi görünüyor. O zaman bu arayüzlerin pek önemi kalmayacak. Daha mı kolaylaşacak o zaman diyorsunuz mesela? Sanıyorum. Yani yavaş yavaş zaten hani 25 yıl öncesinde gerçekten bilgisayar okur yazarı olmak gerekiyordu. Örneğin e-mailinize bakmak için bile. Ama şimdi artık hani çok sofistike sistemler kullanıyoruz. Mesela Türkiye'de sosyal ağların kullanımı, mobil bankacılığın kullanımı çok kolay girdi Türkiye'ye. Ve hızlı bir, çok hızlı olgunlaştı girdi. Belli bir yere kadar. Evet. Yani bunlar çok komplike Facebook şeyler ama insanlar bunların altında ne çalıştığını bilmiyorlar ve bilmek zorunda da değiller. Gittikçe bu bir de artırılmış gerçeklik yakında hayatımıza girecek. 5G'nin de ortaya çıkmasıyla birlikte artırılmış gerçeklik çok doğal bir şey haline gelecek. Somut olarak birkaç örnek verir misiniz? Yani artırılmış gerçeklik dendiğinde insanlar mesela yani şu telefondan böyle böyle şu hareketi yaparak sayfalar giderken belki bir sanal bir ortamda şunu yaparak bir görüntü izleyecekler, görecekler belli bir gözlükle. Onu mu kastederek? Onu kastediyorum. Örneğin Uzak Doğu'da şu an artırılmış gerçeklikle tatile gitmek diye bir kavram başlamış durumda. Yani nasıl oluyor? Yani bir yerde oturuyorsunuz, uçak gibi döşenmiş, gözlüklerinizi takıyorsunuz. Ve uçuş görevlisi gelip size yemek getiriyor. Gözlüklerinizi takıyorsunuz. Örneğin Paris'e gidiyorsunuz. Ve gitmiyorsunuz aslında. Evet. Yani gitmiyorsunuz ama gitmiş gibisiniz. Evet. Bütün sokaklarını geziyorsanız eğer oturduğunuz yerde aşağı yukarı gitmiş gibi oluyorsunuz zaten. Belki evet. O zahmete girmeden, huysuz Parisli garsonların kötü muamelesine maruz kalmadan. Değil mi? Toplam 50 euro harcayarak yani mesela. Bir gecesi işte 300-500 euro olan bir otele gitmeden. Evet. Ama bu orada bir devrim yani mesela söylediğiniz şey. Bu turizmi bütünüyle değiştirebilecek bir şey. Hocam ne dersiniz? Şimdi bunun tabii daha eski örnekleri var. Teknoloji, yazılım, donanım olarak ne kadar gerçekçi olursa insanı o kadar etkiliyor. Mesela ben uçuş simülatörünün içine binmiş biriyim. Hı hı. Yani kendinizi ilk 2 dakikadan sonra unutuyorsunuz ve gerçekten uçtuğunuzu düşünüyorsunuz. Doğru.